Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Aydın Yayınları TYT Kimya Soru Bankası'nın kimyasal hesaplamalar konusunun ikinci testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki denkleştirilmiş tepkimesiyle ilgili yargılardan hangileri doğru olur demiş. Arkadaşlar tepkimeye baktığınızda bakın C5H12 sıvısı 8 mol O2 gazıyla yanmış ve 5 mol X gazıyla 6 mol su sıvısı oluşmuş. Baktığınızda biliyorsunuz kimyasal bir tepkimede tepkimeye giren maddelerin mol sayısıyla tepkime sonucu oluşan maddelerin mol sayıları yani mol sayıları demeyelim de mol atom sayıları eşit olmak zorunda diyoruz. Bakın burada 5 mol karbon var. O zaman burada da 5 mol karbon aramamız lazım. Bakın kat sayı 5 ise o zaman bir defa x'in içinde 1 mol karbon olması gerekiyor. Çünkü 1 çarpı 5'ten 5 mol karbon elde edebilelim. Bakın burada 12 mol hidrojen var. Buraya bakıyoruz. 6 çarpı 2'den 12 mol hidrojen zaten var. O zaman x'in içinde hidrojen yokmuş. Oksijene baktığınızda bakın burada 8 çarpı 2'den 16 mol oksijen atomu var. Buraya bakıyorsunuz 6 mol oksijen var. O zaman geriye kalan 10 mol oksijen de x'in içerisinde olması gerekiyor. Onu 5'e bölerseniz 2 olur. O zaman x maddemiz CO2 ymiş. Doğrudur. 2'ye baktığımızda 0,1 mol C5H12'nin tepkimesinde Normal koşullarda 11,2 litre gaz oluşur demiş. Bakın arkadaşlar şu adamdan 0,1 mol alırsanız yani şurayı silelim kafamız karışmasın. Zaten CO2 olduğunu bulduk. Bakın şu adamdan 0,1 mol alırsanız ne diyor? Normal koşullarda 11,2 litre gaz zaten oluşan gaz şudur. Yani karbondioksit gazından bahsediyor. 1'e 0 1 ise 5'e ne gelir? 0 5 mol oluşur. Arkadaşlar biliyorsunuz 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplarsa 0,5 mol gaz da ne yapacaktır? 11,2 litre hacim kaplayacaktır. Doğrudur. 3'e baktığımızda eşit mollerde girenler alındığında sınırlayıcı bileşen oksijen gazı olur diyor. Yani her iki maddeden eşit molde tepkimeye girerse diyor sınırlayıcı bileşen yani biten madde o 2 olur diyor. Bakın şöyle düşünelim arkadaşlar. Yani hiç yazmasak da olur. Yani şu adamdan 1 mol tepkimeye girmiş bu adamdan 8 mol. Mol sayısı fazla olan kadar alacağımız için yani 8 mol ile 8 mol alacağız. Dolayısıyla fazla olan adamın bitmesi gerekir. Yani O2 biter ve biten madde de sınırlayıcı bileşendir. Doğrudur. Hangileri doğru olur dediği için cevabımız A şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda 64'er gram metan ve O2 gazlarının tepkimesinden normal koşullarda en fazla kaç litre gaz oluşur demiş. Bakın arkadaşlar yanma tepkimesini yazmamız lazım. Metan gazını yakıyoruz. Ne olacaktır? Organik bir bileşiği yakarsanız karbondioksit ve su oluşacaktır. Önce MA'ları bulalım arkadaşlar. Bakın karbon 12, oksijen 16, hidrojen 1 demiş. CH4'ün 1 molini hesaplarsanız 16 gram gelir. O2'nin 1 molini hesaplarsanız 32 gram gelir. Karbondioksit'in 1 molini hesaplarsanız 44 gram. Suyun 1 molini hesaplarsanız da 18 gram gelecektir. Diyor ki başlangıçta her birinden 64'er gram alalım. Şimdi arkadaşlar her birinden 64'er gram alacağız. Yalnız arkadaşlar öncelikle bir dikkat hatası yaptım. Tepkimi denkleştirmemiz gerekiyor. Denk olarak verilmemiş. Bakın karbon 1 mol 1 mol. Hidrojen 4 mol. Geldim buraya 2 ile çarptım. 2 mol oksijen 2 de burada 4. O zaman geldim buraya 2 ile çarptım. Doğal olarak şurayı düzeltmem lazım. Yani şuraya 32 değil de 64 yazmam lazım. Çünkü kat sayı artık 2 oldu. Evet, şurası 64 gram oldu. Her birinden 64'er gram almamız istiyor. En fazla karşı litre gaz oluşur. Şunları bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi harcayacağız. Bakın harcamayı da şuraya alayım sonuç diye. Şimdi arkadaşlar bakın 64'e 64 aldınız. O zaman 64 aldığınız adamdan 64 harcarsanız 16 aldığınız adamdan 16 harcarsınız ve gaz olarak diyor. Bakın kaç litre gaz oluşur diyor. Oluşan gaz karbon nötr. O zaman 44 gram da 44 gram oluşacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın kaç litre diyor? 44 gram karbondioksit biliyorsunuz 1 mol yapar. 1 mol gazda 22,4 litre hacim kaplar. Cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki eşit kütlelerde NO ve O2 gazları tam verimli tepkimeye girdiğinde en fazla 0,01 mol NO2 gazı elde edildiğine göre Tepkime de hangi maddeden kaç gram artar demiş. Bakın arkadaşlar NO ile O2 tepkimeye girmiş. Ve tepkime sonucunda NO2 oluşmuş. Yine bakın tepkimeyi yazın arkadaşlar. Yazdıktan sonra tepkimeyi denkleştirin. Bazen tepkimeler denk olmayabilir. Bakın burada 1 mol oksijen 2 mol de burada var. Toplamda 3 mol var. Burada 2 mol var. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Şurayı 1 bölü 2 ile çarparsak tepkime denkleşir eşit kütleli sorularda arkadaşlar öncelikle MA'lara hesaplayarak oran yazın. Yani biraz önce de yapmıştık. NO'nun 1 molünü hesaplarsanız 14, 16'da 30 gram yapar. O2'nin 1 molünü hesaplayacağız ama 1 bölü 2 ile çarparsanız 1 mol oksijen kalır. O da ne yapar? 16 gram yapar. Toplarsanız toplamda 46 gram oluşması gerekir. Bakın diyor ki 0,01 mol NO2 oluşuyor. NO2'nin zaten 1 molü 46 gram değil mi? O zaman 0,01 mol oluşabilmesi için 0,46 gramının oluşması lazım. Hangi maddeden kaç gram artar diyor. O zaman her birini 100'e bölmemiz lazım. Ne olacak arkadaşlar? İşte eşit kütlede alırken ne yapacağız? Başlangıçta bundan da 30 alacağız. Bundan da 30 alacağız. Bundan 16 harcayacağız. Bundan 30 harcayacağız normalde. Yani birer molleri tepkimeye girmiş olsaydım. O zaman arkadaşlar bakın artan madde diyor. Ne kadar artacak? O2 harcayacak. 30'dan 16'yı çıkardım. 14 gram artacak ama 1 mol O2 harcandığında 14 gram artacak. O zaman arkadaşlar ne yaptık? 1 molü değil de 0,01 molünü harcadık. O zaman ne olur? 0,14 gram O2 artar. Cevabımız değişik olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda tepkimesine göre birer mol SO2 ve O2 gazları tepkimeye sokuluyor. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre hangileri yanlış olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın birer mol SO2 ve O2 gazları tepkime. Şöyle düşünün bakın tepkime burada yani şu adamdan da 1 mol tepkime girecek. bu adamdan da 1 mol tepkime girecek. Yalnız bakın tam verimli tepkimelerin özelliği şudur en az birisi bitecek. Peki kat sayıları oranla kim biter arkadaşlar? E, kat sayısı büyük olan oradan biter yani 1'e 1 bir harcarsanız 1 bölü 2'ye 0.5 mol harcarsınız. Böylece ne olur? 1 mol de SO3 gazı oluşmuş olur. Yani ne olur? Son durumda 1 mol SO3 oluşur. 0,5 mol O2 artar. SO2'nin tamamı biter. Yani O2 gazının tamamı harcanır demiş. Hayır arkadaşlar O2 gazının tamamı harcanmaz. Bir kısmı artar demeliydi. Yanlış olmuş. 2'ye baktığımızda tepkime sonunda toplam gaz hacmi normal koşullarda 22,4 litredir demiş. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tepme sonunda dediği için şunu söyleyebiliriz. Başlangıçta ne kadar madden vardı? 2 mol. Yani şöyle diyelim. 2 mol gaz vardı başlangıçta. Şöyle başlangıç diyelim. 22,4 ile çarparsanız yani 44,8 litre vardı. Peki son durumda son durumda ne oldu arkadaşlar? 1,5 mole düştü. Değil mi? Peki toplam gaz hacmi şu kadar oldu diyor. Tepkime sonunda toplam gaz hacmi normal koşullarda 22,4 litre demiş. Pardon arkadaşlar ben harcananı soruyor zannettim. Direkt şöyle söyleyebiliriz. Toplamda Son durumda 1,5 mol gaz oluştu. Bakın 0,5 bundan artmıştı. 1 mol bundan. 1,5 mol gazı 22,4 litre ile çarparsanız 33,6 litre oluşması gerekir. Yanlış olmuş. 3'e baktığımızda aynı şartlarda gaz hacminde %25 azalma olur. Evet şimdi cevaplayabiliriz. Bakın başlangıçta bu kadar litre vardı. Bakın azalmadan bahsediyor. Son durumda 1,5 mole düşmüştü. Yani... 33,6 litre oluştu. Ne kadarlık bir kayıp var? 11,2. Peki arkadaşlar elimizde 44,8 litre vardı. 11,2 litrelik bir azalma var. Acaba 100 litrede ne kadar olurdu? Yani 4'te biri. E, o zaman %25'lik bir azalma olurdu. Doğrudur. Yanlışı sorduğu için cevabımız D şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda denklemine göre 40 litre N2O4 gazıyla 10 litre O2 gazı tam verimli tepkimeye giriyor. Aynı koşullarda kaç litre gaz artar demiş. Bakın şöyle bir tepkime yazalım arkadaşlar. 2 mol N2O4 O2 ile tepkimeye girmiş. 2 mol N2O5 gazı oluşmuş. Bakın bu adamdan 40 litre aldık. Bu adamdan da 10 litre aldık. Ve diyor ki tam verimle yani en az birisi bitsin diyor. Kim biter arkadaşlar? Kat sayısı küçük olan biter. Bakın 1'e 10 harcarsanız 2'ye 20 harcarsınız. Böylece ne olur? Bakın hiç oluşanı yazmıyorum bile. Normalde yazarsam şurada 20 oluşması lazım. Bakın öğrenci genelde şunu karıştırıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani kimyasal bir tepkimede toplam kütle korunur diyoruz ya. Mesela burası kütle olmuş olsaydı işte bundan 20 gram harcarsam bundan 10 gram harcarsam 30 gram oluşurdu. Yalnız hacimde onu yapamıyoruz. Hacim korunmayabilir arkadaşlar. Yani hacimde her zaman kat sayıyla ilişkilendiriyoruz. Yani 2'ye 20 harcamışsam 2'ye de 20 oluşturuyorum. Buraya dikkat. Yani öğrenci genelde 20 ile onu toplayıp şuraya 30 yazıyor. Hani soruda bunu sormuyor ama dikkat etmenize fayda var. Başka bir soruda karşımıza gelebilir. Bize sorulan şudur. Aynı koşulda kaç litre gaz artar? Arkadaşlar 20 litre N2O4'ten artar. Cevabımız C şıkkı olur. Altın sorumuza baktığımızda denklemine göre 5'er litre C3H4 ve hidrojen gazları tam verimli tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda başlangıç koşullarına dönüldüğünde gaz hacmi yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 5'er litre alıyoruz. Yani şundan da 5 litre alıyoruz. Bundan da 5 litre alıyoruz. Ve tam verimli tepkimeye giriyor. Arkadaşlar kat orantılı düşünebilirsiniz. Acaba tepkime de kim biterdi? Yani... Bakın 2'ye 5 harcarsanız 1'e 2,5 harcarsınız. Böylece bakın hidrojen biter. E, 1'e de ne kadar oluşur? 2,5 litre oluşur. O zaman son durumda bu adamdan 2,5 litre oluşur. Bu adam biter. Bu adamdan da 2,5 litre artar. Bize diyor ki başlangıç koşullarına dönüldüğünde gazın hacmi yüzde kaç azalır? Bakın başlangıçta arkadaşlar 5 beş artı 5'ten 10 litre madden vardı. Ne oldu? Ne kadar oluştu. 5 litre. Yani 10 litrede 5 litre bir azalma oldu. Ondan 5'e düştü. Acaba 100 litre olsaydı ne kadar azalırdı? Yarısı kadar %50'lik bir azalma olurdu. Cevabımız C şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda bir grafik verilmiş. Diyor ki tepkimesine ait grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğru olur demiş. Arkadaşlar bakın grafiği güzel okumamız lazım. Diyor ki harcanan oksijen gazının mol sayısına karşılık oluşan NO2 gazının mol sayısı. Yani grafikte şunu görebiliyoruz. Bakın O2'den 1 mol harcamışız, 2 mol oluşmuş. 2 mol harcamışız, 4 mol oluşmuş ama 4 mol 4 mol harcadığımızda yine 4 mol oluşmuş. Bakın arkadaşlar burada şunu görebiliyoruz. 2 molde de 4 mol oluşuyor. 4 molde de 4 mol oluşuyor. Demek ki O2 yani bir miktar bir artış var arkadaşlar. Yani şunu tepkime üzerinde anlatayım. Bakın tepkimimiz 2 mol NO'nun O2 ile tepkimeye girmiş. Ve 2 mol NO2 oluşmuş. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Şu adamdan 4 mol oluşuyor. O2'den arkadaşlar 2 molü tepkimeye giriyor. Ama siz 4 mol başlangıçta etki ekliyorsunuz. Bunun 2 molü tepmeye giriyor ve 2 molü artıyor. Bakın 4 ekliyorsunuz. 2 molü artıyor. Ama NO2'den hala 4 mol oluşuyor. O zaman ne olmuş? NO'dan da arkadaşlar 2 mol başlangıçta varmış. 2 mol de harcamışsınız bitirmişsiniz. Yani bakın 2 bundan girmiş. 2 de bundan tepmeye girmiş. 4 mol oluşmuş. Ve siz bu adamdan başlangıçta 4 mol almışsınız. 2 mol de artmış. Yani grafik bize bunu söylüyor arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. Reaksiyon sonucunda 2 mol O2 gazı artar. Evet 2 mol O2 gazı artar. Doğrudur. 2'ye baktığınızda sınırlayıcı bileşen NO gazıdır. Arkadaşlar sınırlayıcı bileşen demek biten madde demektir. Evet biten madde kimdir? NO gazıdır. Doğrudur. 3'e baktığımızda ortama NO gazı ilave edilirse oluşan NO2'nin miktarı artar. Arkadaşlar sınırlayıcı bileşen kim? NO. Yani biten madde bu. Biten maddeden eklerseniz oluşan maddenin miktarı da artacaktır. Doğrudur. Cevabımız aşık olur. 8. sorumuza baktığımızda tepkimesine göre 160 gram amonyak ve O2 gazları tam verimle tepkimeye girdiğinde hangi gazdan kaç gram artar demiş. Bakın arkadaşlar tepmeyi şöyle ben yukarı alayım. Daha net görürsün. 4 mol amonyak 5 mol O2 ile tepmeye girmiş. 4 mol azot monoksit ve 6 mol su oluşmuş. Bakın 160'ar er gram diyor ama ne yapalım? Önce oranları bir yazalım. Bakın emalar zaten verilmiş. Amonyan 1 mol hesaplarsanız 17 gram gelir. 4 ile çarparsanız 68 gram olur. 1 mol O2 32 gramdır. 5 ile çarparsanız 160 gram olur. 1 mol NO 30 gramdır. 4 ile çarparsanız 120 gram olur. 1 mol su 18 gramdır. 6 ile de çarparsanız 108 gram olur arkadaşlar. Bunlar oranları önce yazdık. Bakın başlangıçta diyor ki 160 gram alalım. O zaman her birinden yani bundan da 160 gram bundan da 160 gram alalım. Şunlardan almadık. Bakın harcayacağız şimdi ve sonuç diyeceğiz. Arkadaşlar tam verim tepmenin özelliği neydi? En az biri bitecek. Peki eşit kütlede alırsanız kim biter arkadaşlar? Eması fazla olan önce biter. Dolayısıyla 160'a 160, a 160 a harcarsanız 68'e 68, e 68 harcarsınız. Şunlardan zaten yoktu. Ne olur? 120'ye 120 oluşur. 108'e de 108 oluşur. Bize sorulan bakın hangi gazdan kaç gram artar? Arkadaşlar O2 bitti. 160'dan 68'i de çıkarırsanız 92 gram NH3'ten artar. Cevabımız C şıkkı olur. 9. sorumuza baktığımızda eşit hacimde x2 ve y2 gazları x 2 gazını oluşturmak üzere tam verimli tepkimeye giriyor. Tepkimeden sonra toplam hacim aynı koşulda 60 litre olduğuna göre başlangıçta gaz karışımının hacmi kaç litre olur demiş. Bakın elimizde x2 ve y2 gazları var. Bunlar tepkimeye girerek x 2 gazını oluşturuyor. Bakın burada x2 var. Burada x2 yok. O zaman geldim buraya 2 ile çarptım. 4 mol y geldim burayı da 2 ile çarptım. Bakın eşit hacimli sorularda ne yapalım? Eşit mol gibi düşünün. Kat sayılar orantılı alın. Bakın bundan 1 mol, bundan 2 mol. O zaman bundan 2V alalım. Bundan da 2V alalım. Bundan başta yok. Diyor ki bize tam verimli. Arkadaşlar ne dedik? Kat sayısı büyük olan kadar aldığınız için eşit molde ya da eşit hacimde ne olur? Kat sayısı büyük olan adam önce biter. O zaman 2'ye 2V harcarsanız 1'e de V harcarsanız 2'ye de 2V oluşur. Yani son durumda bu adamdan 2V oluşur. Bu adam biter. Bu adamdan da V kadar artar. Bakın diyor ki toplam hacim aynı koşulda 60 litre oluyor. Bakın arkadaşlar V bundan oluştu. Pardon V bundan arttı. 2V de bundan oluştu. O zaman toplamda V artı 2V'den 3V maddem oluştu. Bu 60 litreymiş arkadaşlar. O zaman V ne olur? 20 litre. V'yi bulduk. Diyor ki başlangıçta gaz karışımının hacmi kaçtıdır? Başlangıçta arkadaşlar biz toplamda 4V almıştık. O zaman şöyle diyelim. Başlangıçta 4V almıştık. V'yi de bulduk zaten. 4 çarpı 20'den 80 litre olur. Cevabımız 5 olur. 10. sorumuza baktığımızda N2 ve O2 gazlarından oluşan 10 litrelik karışım serbest pistonlu kapta Sabit sıcaklık tepkimeye girerek NO2 gazını oluşturuyor. Buna göre tepkime tam verimle tamamlandığında 2,5 litre N2 gazı arttığına göre yargılardan hangisi ya da hangileri yanlış olur demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylememiz lazım. Tepkimeye bir yazalım arkadaşlar. Yani şuraya bir tepkimemizi alalım. Elimizde N2 gazı var. O2 ile tepkimeye girmiş ve NO2 gazını oluşturmuş. Bakın öncelikle şurada şunu bir yazalım. PVNRT diyelim. Çünkü önemli. Serbest pistonlu bir kap diyor. Yani basınç sabit. Sabit sıcak demiş. Sıcak sabit. R zaten. Gaz sabiti sabitti. Dolayısıyla hacimle mol doğru orantılı. Yani hacimle mol ilişkilendireceğiz. Bakın diyor ki tam verimli bir tepkime yani en az biri bitiyor ve karışımın toplam hacmi 10 litreymiş. 2,5 litre de en iki artıyormuş. Bakın şunu söyleyebiliriz. Şu adamdan 2,5 litre artıyorsa arkadaşlar tam verimli tepkime en az birisi bitecekse o ikinin bir defa bitmesi lazım. Ve toplamda 10 litrelik bir madde elimde olduğuna göre şunu söyleyebiliriz. 10 litre varsa arkadaşlar ve 2,5 litre artma varsa o zaman 7,5 litre O2'nin tepkimeye girdiğini ya da harcanan toplam gaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani 7,5 litre harcanan gaz var. Harcanan gazlar diyelim hadi. Yani şu adamdan da bu adamdan da toplamda 7,5 litre harcamış. Önce tepkimeyi denkleştirirseniz bakın 2 mol azot var geldim buraya. 2 ile çarptım. 4 mol oksijen geldim buraya 2 ile çarptım. Bakın 1'e 2 oranında girmiş. O zaman 1'e 2,5 harcarsanız 2'ye de 5 litre harcarsınız. Bakın toplamda 7,5 litre harcadınız. Şu adam bitirebilmek için bu adamdan demek ki tepmede başlangıçta 5 litre almışsınız. Bu adamdan artma olabilmesi için 2,5 2,5 buçuk, buçuk daha bundan da 5 litre almışsınız. Yani bakın 5 beş artı 5'ten 10 litre toplamda almışsınız arkadaşlar. Evet buna göre sorumuzu cevaplayalım. Hangileri yanlıştır demiş. Birinci öncüle baktığımızda diyor ki N2 gazının %75'e tepkimeye girmiştir. Bakın N2'den 5 litre almıştık. 2,5 litresi tepkimeye girdi. O zaman şunu söyleyelim. 5'te 2,5 tepkimeye girerse %50'lik olur. Yanlış olmuş. 2'ye baktığımızda sınırlayıcı bileşen O2'dir. Sınırlayıcı bileşen neydi arkadaşlar? Biten madde kim bitti? O2 bitti doğrudur. 3'e baktığımızda reaksiyon sonunda toplam 7,5 litre gaz bulunur demiş. Bakın arkadaşlar reaksiyon sonucunda ne oldu? Tabi NO2 de yazacağız. Bakın hacim geçişi yapıyoruz. Dikkat edelim. 1'e 2,5 harcarsam 2'ye de 5 litre oluşur. Geldim buraya da 5 litre yazdım. Yani 2,5 burada 5 de burada. Toplamda 7,5 litre gaz bulunur. Doğrudur. Yanlışı sordu için cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen gaz karışımlarından amonyak gazı oluşturuluyor. Buna göre hangilerinde tam verimli tepkime sonucunda hidrojen gazında bir artma olur demiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Önce tepkimeyi bir yazalım. Bizim tepkimemiz nedir? N2 gazı hidrojen gazı tepkimeye girip amonyak gazını oluşturacak. Bakın 2 mol azot 2 ile çarptım. 6 mol hidrojen geldi 3 ile çarptım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Önce oranı yazalım. Daha sonra buradaki verileri alalım. Bakın azotun 1 molü 14 gram. 2, 2 mol azot var. O zaman ne yaptı? 28. 6 mol hidrojen de buradan geldi. 6 gram topladım 34 gram. Şimdi başlangıçta tek tek alalım. Diyor ki 2,8 azottan al. 0,6 da bundan al bizden istenen şu tam verimli yani en az birisi bitecek ve hidrojenden artma olacak. Bakın arkadaşlar bundan 2,8 bundan da 0,6 alırsanız ne olur? İşte 6'ya 0,6 harcarsanız 28'e de 2,8 harcarsınız. Böylece her iki madde de biter. Yani hidrojen biter diyelim. Artma yok. Olmadı. 2'ye baktığımızda 14 gram azot alın demiş. Onu da şurada alalım arkadaşlar. Yani silmekle uğraşmayayım. Direkt tepmeyi tekrar şuraya alayım. Ve burada konuşalım. Bakın oranları yazıyorum tekrar. Buraya 28 yazdım. Buraya 6 yazdım. Başlangıçta diyor ki 14 gram bundan al. 4 gram da bundan al. O zaman harcayalım. Bakın arkadaşlar. Kim biter acaba? 28'e 14 harcarsanız yani yarısını harcarsanız 6'ya 3 harcarsınız. Bakın o zaman 1 gram hidrojenden artma olur şöyle diyelim hidrojen artar 1 gram olur. 3'e baktığımızda diyor ki 28 gram azot 3 gram da hidrojenden al diyor. Onu da arkadaşlar mecbur burayı silmek zorundayım. Şurayı silip bu sefer 3. öncül için konuşalım. Bu sefer diyor ki 28 gram azottan al 3 gram da hidrojenden al. Gelelim arkadaşlar şurayı komple sileyim. Kendime yer açmak için. Evet. Şimdi tepkimeyi tekrar yazacağım. 1 mol azot, 3 mol hidrojenle 2 mol amonya oluşturdu. Yine oranı yazıyorum. Bakın 28 bundan 6 da bundan vardı. Geldim 28 bundan al dedi. Başlangıç dedik. 3 gram da bundan al. Bakın 28'e 28 harcarsanız 6'ya 6 harcarsanız bitiremiyorum. O zaman 6'ya 3 harcarsak 28'e de 14 harcarız. Böylece bakın hidrojen biter arkadaşlar. Yani artma yok. Olmadı. O zaman cevabımız sadece 2 olur. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki tepkimesi 2 şer mol C2H2 ve hidrojen ile başlatılıyor. Tam verimle gerçekleşen tepkime sonucunda artan gazın mol sayısının harcanan gazın mol sayısının oranı kaç olur demiş. Bakın arkadaşlar Tepkime verilmiş. ikişer mol alalım demiş. Yani şundan da 2 mol alalım. Bundan da 2 mol alalım. Tam verimli tepkimelerin özelliği neydi arkadaşlar? En az birisi bitecek. E, kat sayısı büyük olan önce biter. O zaman 2'ye 2 iki mol harcarsak 1'e 1 bir mol harcarız. Dolayısıyla ne olur? Bu adam biter. Bu adamdan 1 mol artar. Bu adamdan da ne olur arkadaşlar? 1 mol oluşur. Kat sayıdan ötürü. Evet bize istenen ne? Artan gazın mol sayısı. Kim arttı arkadaşlar? CH2 ne kadar arttı? 1 mol. O zaman şöyle diyelim. Artan gaz 1 mol. Diyor ki harcanan gazın mol sayısı. Bakın 1 mol bundan harcadım. 2 mol bundan. O zaman şöyle diyelim. Harcanan gaz. Gazlar diyelim daha doğrusu. Harcanan gazları da 1 artı 2'den 3 mol. O zaman oranlarsak 1 bölü 3 gelir. Cevabımız B şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hepinize kolay gelsin.